cami derler, bir eski cami. Varlığı ilk görünüşler kadar yeni. Lefkoşa'nın içinde, minaresi başka mahallede, kendisi başka. Ünlü şair Süleyman Uluçamgil'in şiirlerine, Kıbrıs halk edebiyatında ise manilere konu olmuş, birçok Lefkoşalı'nın en zengin çocukluk anılarını biriktirdiği mahalleye adını vermiş, tarihsel, kültürel ama en önemlisi duygusal anlamda ruhumuzda eşsiz bir yere sahip olan tarihi bir eseri gezeceğiz bugün. Yeni Cami'yi gezeceğiz. Bulunduğu bu alanda 14. yüzyılda inşa edilen ve gotik mimari özellikleri taşıyan bir kilise vardı. Bu kilisenin 1350'li yıllarda inşa edildiği ve Meryem Ana'ya adanmış olduğu söylenir. Şehrin 1570 yılında Osmanlı İmparatorluğu hakimiyetine geçmesiyle kilise camiye çevrilir ve Yeni Cami olarak anılmaya başlanır. 1740-41 yılında ise yapı yıkılır. Özgün binadan geriye sadece minaresi ve güneybatı köşesi kalır. 1898-99 yıllarında Evgaf Murahhaslığı bütçesinden 150 pound harcanarak günümüzdeki cami inşa edilir. 1898-99 yıllarındaki çalışmalar sırasında caminin önündeki mezarlığın etrafı 40 pound harcanarak duvarla çevrilir. 1959 yılında yıkılan caminin şadırvanı ise 2003 yılında özgün özelliklerini yansıtacak şekilde baştan yapılır. Mevcut bina kesme taştan inşa edilmiştir ve planı Osmanlı dönemi eseri olan Turunçlu Cami'nin planıyla paralellik gösterir. Dikdörtgen planlı cami harimi kuzey ve batı yönlerinde revaklı ve leş şeklindeki son cemaat yeriyle çevrilidir. Son cemaat yerinin kuzeyde 4, batıda 3 kemerli açıklığı olup batıdaki kemerlerin sonunda ortasında mihrap bulunan süslemesiz bir duvar yer alır. Caminin yanında aralarında Menteşzade Hacı İsmail Ağa ve şair Hasan Hilmi Efendi'nin türbeleri de olmak üzere günümüze kadar gelmeyi başaran 4 türbe bulunur. 19. yüzyılın sonlarına dek Hasan Hilmi Efendi'nin türbesinin pencerelerine çaput bağlanarak adak yeri olarak kullanıldığı kayıtlarda belirtilmektedir. Kültürde insanlar tarihsel söylenceleri, efsaneleri gerçekliğini sorgulamadan dinlemeyi çok severler. Yeni Cami'nin de asırlardır dilden dile dolaşan böyle bir hikayesi vardır. Halk arasında anlatılan rivayete göre
Menteşzade Hacı İsmail Ağa isimli zengin bir lefkoşalı bir gece rüyasında yeni caminin temelinde hazine olduğunu görür. Ağa hocaları yanına çağırıp akıl danışır. Hocalar rüyanın gerçek olup olmadığının anlaşılması için caminin altının kazılmasını önerirler. Böylece duvarların altı kazılmaya başlanır. Ancak bu kazı sırasında bina yıkılır. Mahalleli bu olaya çok büyük tepki gösterir. O kadar ki mahalle sakinlerinin şikayeti İstanbul'daki padişahın kulağına kadar gider. Bunun üzerine ağa caminin 20 metre güneydoğusuna yeni bir cami ve yolun üzerine de bir Sipyan Mektebi yaptırıp olayın üstünü örtmeye çalışır. Ama nafile, padişah ağanın boynunun vurulmasına dair bir ferman çıkarır ve Kıbrıs valisine gönderir. Kıbrıs valisi ağanın dostu olduğu için ağaya olay yatışana dek caminin önündeki çeşmenin içine girip saklanmasını öğütler. Sonra da İstanbul'a ağanın bulunamadığına dair bir mektup gönderir. Buna kızan padişah ağanın idam edilmemesi durumunda valinin idamını emreden bir ferman gönderir. Bunun üzerine mecbur kalan vali ağanın boynunu vurdurtur ve kellesini İstanbul'a yollar. Bedeninin kalanını ise cami önündeki bir türbeye gömer. İlginç olan Menteşzade Hacı İsmail Ağa tarafından yaptırılan cami de yıkılır ve günümüze ulaşamaz. Tarih boyunca yaşadığı birçok yıkıma rağmen, hatta en son 1974 harekatında minareye havan mermisi isabet etmesine rağmen kültürel yaşamımızda hala daha önemini ve değerini koruyan Yeni Cami 2004 yılında Kıbrıs Vakıflar İdaresi ve Türkiye Cumhuriyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü işbirliğinde restore edilmiş ve hala daha tarihsel Lefkoşa'nın merkezinde hayata inat, ölüme inat varlığını sürdürmektedir. Yeni Cami bugüne kadar varlığını sürdürebilmişse bu bizim bu esere verdiğimiz içsel, içten ve sahici kıymetle alakalıdır. Bizim ona verdiğimiz bu kıymet olmasa bu kadar yıkımla baş etmesi mümkün olmazdı. Eserlerimiz bizim onlara verdiğimiz kıymetle ayakta kalır. Kıymet bilelim.